Çizme abi. Hocam günaydın. Saygılar. Günaydın hocam. Bıyık şekil olmuş. Her zamanki gibi. Ne zaman edebiyatımız oldu? Kelebek. Hayırdır hocam? Bugünkü dersimiz torna tesbih atölyesinde mi? Vallahi bildiğim en iyi torna atölyesi şu karşıdaki bina. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Burada Maraş kelebeğim hocam. Zekisin. Onu anladık. Ama yeterince akıllı mısın? Ne fark ediyor ki? Akıllı zeka aynı değil mi yani? Değil. Çok farklı. Akıllı insan zekasını kullanır ama aynı zamanda vicdanını da rehber edinir kendine. Size göre de kelebeklerin yani biz kötülerin vicdanı yoktur değil mi? Vicdan sadece sizin gelinciklerde var. Yanlış mı? Yanlış. Birinci yanlışım ben kelebekler, gelincikler diye ayırmıyorum sizi. Her iki ekibe de aynı mesafedeyim. Ama sizin bana hangi mesafede olduğunuz size bağlı. Daha doğrusu davranışlarınız. İkinci yanlış. Kelebek, şu kötü insanların vicdanı yoktur meselesi. Bunları konuştuk. İyilik de kötülük de insanın içinde. Bizi belirleyen şey seçimlerimiz. Hangi köpeği daha fazla beslediğimiz. Peki bunların bu kelebekle ne alakası var ki yani? Şöyle alakası var. Senin yaşında bir insan, yaşı gereği ya da yaşadıkları gereği bir sürü dertle uğraşır. Savunma mekanizmaları geliştirir. Kimisi şöyle yapar, kimisi böyle yapar. Kimisi öyle davranır, kimisi... Senin durumunda şiddete eğilim. Senin dışa vurumun. Evlat, insanın en büyük düşmanı geçmişidir. İnan bana. Geçmişinde seni yaralayan şeyi bul ve onunla yüzleş. Emanetin. Bizde emanette ihanet olmaz. Bunu sana veriyorum çünkü şunu biliyorum. En azından burada hiç kimseye karşı kullanmayacaksın. Ondan eminim. Geçmişinle yüzleş. Aklını kullan. Evlat. Kelebeği değil. Ha yok ben hocam kelebeği kullanırım diyorsan... O zaman her dara düştüğünde, zora düştüğünde, hayattan intikam almak istediğinde sabırla bu odunu yont. Aras. Yont. O zaman anlayacaksın ki hayatında en çok nefret ettiğin şeyin aslında en çok özlediğin şey olduğunu. Yont evlat. Hocam, şimdi siz böyle afilli güzel laflar ettiniz ya, ben bir anda öyle hemen değişmeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Ondan emin olun, tamam? Evlat, ben sadece senin yaşındayken duymak istediğim ama bir türlü duyamadığım lafları söyledim sana. Hesapsız, kitapsız, yalansız. Gerisi sende oğlum. Allah yolunu açık etsin. Ne oldu abi? Yok bir şey ya. Arsar silahlar söylüyor gibi işte. Bu ne?
Seni yılın kelebeği seçmiş herhal. Helal lan sana. Oğlum ne enteresan bir adam lan bu.